Günaydın sevgili TV41 izleyicileri. Tarihlerimiz 8 Ekim Cuma, saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Bizler güne başlarken programıyla yine birlikteyiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Dün duyurusunu yapmıştık. Bugün bir canlı yayın konuğumuz olacak. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu programımızın ilerleyen dakikalarında bizlerle olacak. Sakın kaçırmayın ve lütfen sormak istediğiniz sorular varsa sosyal medya hesaplarımızdan iletin bizlere. Biz de vekilimizi yakalamışken sizler için soralım diyorum ve Selçuk Sevim'e dönüyorum. Şimdi dün sizin için böyle biraz gece hareketli geçti bir çekim için, değil mi? Evet. Güzel, bazen sosyal hayata karışmak lazım ama mesafeli. Tabii ki. Davranarak hayat devam ediyor diyoruz. Tedbirleri elden bırakmadan eğlenmeye de devam edeceğiz. Evet, şimdi dilerseniz hemen geçelim çünkü vakit kısıtlı. Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile başlayalım. Dün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kartepeli muhtarlara teşekkür etmiş. Vali Seddar Yavuz muhtarlarla istişare toplantısı kapsamında Kartepeli muhtarlarla bir araya geldi. Vali Yavuz program sonunda hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür belgesi verdi. Şimdi yatırımlardan bahsetmiş Kartepe'ye yapılan ve işte oradaki muhtarlarla buluşmuş. Sık sık yapıyor bunu. Muhtarları da yönetime katma adına. Şimdi devletin kılcal damarlarının en uçu devlet şeyinin muhtarlardır. Bunu daha önce Sayın Cumhurbaşkanı muhtarları külliyede toplayarak ayın belirli günlerinde muhtarlara hitap ederek onların yapması gerekenleri, özellikle Cumhurbaşkanı'nın üzerinde durduğu konu, mahallenizde, köyünüzde yardıma ihtiyacı kim varsa, mağdur olan kim varsa bunları devlet yetkililerine, gerek kaymakamlara gerek valilere ileterek onların mağduriyetinin giderilmesi noktasında tavsiyeleri vardı. Sayın Valimiz de görev yaptığı, Kocaeli'den bahsediyorum. Görev yaptığı süre içinde eşiyle birlikte devamlı halkın içinde vatandaşların mağduriyetini yerinde görüp onların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bir dizi ziyaretler yapıyor. Buna mukabil dün düzenlenen törende muhtarlara verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu. Dediğimiz gibi muhtarlar her şeydir. Çünkü bir mahallede, bir köyde kimin ne ihtiyacı var veya kimin ne becerisi var, bunları nasıl bir sorun var bunları en ince ayrıntısına kadar oranın muhtarı bilir. Eğer sonuçta muhtar da seçimle geliyor. Eğer Aybüke'nin veya Selçuk'un sorun sıkıntısını bilmezse, Poyraz'ın bir becerisini olduğunu bilip bunu üst makamlara, bakın bu çocuğun böyle bir becerisi var, bundan şu şekilde faydalanabilir diye iletmezse sıkıntı diyelim. Yüzden muhtarlar önemli. Buradan da tüm muhtarlara şu an, selam olsun. Muhtarlarımız, onlara da selam gönderiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi yine kent merkezinde dün bir kaza meydana geldi ve bir kadın maalesef hayatını kaybetti. İzmit Karabaş Mahallesi Kocaeli Müftülüğü mevkiinde kuzey yan yolda meydana geldi kaza. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sinem Sıcaktere AB yönetimindeki hafif ticari araç çarpıyor ve maalesef kadın hayatını kaybetmiş. AB de gözaltına alınmış. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaza demişken dün Ankara dönüşü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve yanındaki işte ekibindeki arkadaşlar bir trafik kazası. Hafif bir trafik kazası. Hafif maddi hasarlı bir trafik kazası. Durumları iyiymiş. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve devam edelim. Şimdi trafikle ilgili mesela pandemi, Covid bizim dönemseldir. Deprem dönemsel, başımıza gelen dönemsel olaylardır. Ama trafik kazaları maalesef öyle değil. Her zaman bizim gündemimizde olan, özellikle bayramda insanların dışarıda olduğu zamanlarda, geçmiş yıllarda artık bilançolar verilmeye başlanmıştı. Geçen sene 120 kişi vefat etmişti trafik kazasında. Bu sene 118, aman başarılıyız, veya 130 gibi rakamlardan oluşurdu. Şimdi kamu spotu vardır. Trafik kurallarına uyalım, uymayanlara uyaralım. Burada suçlu kim, şoför mü, yaya mı, onu bilemiyoruz.
Ama ben yayayım, hiç şoför olmadım. Hı hı. Bizim de yaptığımız hatalar var. Var. Şimdi her ne kadar öncelik yayada olsa da toplum olarak biz hala yayanın öncelikli olduğunu maalesef şoförler olarak bilmiyorlar. Hı hı. Şimdi o trafik kazası nerede meydana geldi? Yaya geçidi var mıydı? Kırmızı ışık veya diğer yerler var mıydı? Bilmiyorum. Ama lütfen kendimizden emin olmayalım. Çocukken bize öğretilen şey vardı. Önce sola, sonra sağa, tekrar sola bakıp karşıdan karşıya geçelim. Burada ölene Allah'tan rahmet dileyelim. Aman böyle acılar yaşamayalım. Aynen. Ben bir de burada şeye de değinmek istiyorum. Motosikletler. Evet. Şimdi bu sanal marketler açıldığından beri zaten hani bir yemek sipariş zinciri vardı ama onun dışında şimdi bu pandemide biliyorsunuz sanal marketler çalıştı. Onların da işte motorlu kuryeleri var. Benim gözlemlediğim kadarıyla çünkü bazen trafikte hem yaya olarak hem sürücü olarak bulunuyorum. Bence motosikletler genelliyorum ama kendini yaya olarak görüyor. Taşıt olarak görmüyor. Birçoğunda bu var. Ama yani diğer türlü ışık araca yandığında motosiklet üzerine alınmıyor. Direkt geçiyor. Geçiyor. Ya da işte girilmeyecek bir yol var. Oraya o giremez. Hani taşıt yolu değil yaya o giriyor. Yani o zaman işte kazaların önüne geçemiyoruz. Çok fazla motosikletli kazalar meydana geliyor biliyorsunuz. Bizler de yer veriyoruz sürekli bültenimizde. Ben birazcık sorunun bundan kaynaklandığını düşünüyorum. İşte onu alayım aşırı hızlı gideyim. Ya bu yetiştirme konusu zaten ayrı bir şey. O ayrı. Uzun uzun konuşuruz şimdi, o ayrı. Şimdi reklam ama, giriyorsa 20. dakikada kapıda diye. Tabii ki. Reklamda o, siparişini ver 20 dakika içinde ziline basıp siparişini teslim edeceğiz diye. Ya da şimdi aç müşteri en huzursuz. Evet. Müşteridir değil mi? İşte darlıyorsak sürekli işte nerede kaldı 21. siparişi. 21. dakikada nerede kalmış demişse şimdi kuryelerde prim artı bu tip memnuniyetle ilgili büyük olasılıkla çalışıyorlardır. Onlar da mecburen kendilerince mecburen ama yapmaması gereken hareketler mecburen trafik kurallarına uymadan trafikte zigzaklar çekerek sağ sol zigzagları çekerek Maalesef işte trafiğe tehlikeye düşürüyorlar. Bir de motor kazasının sonu hiç iyi bitmiyor. Evet. Dikkat edelim yani buradan motosiklet sürücülerimizi uyaralım. Şimdi önümüzdeki günlerde artık kışa da girdik. Yağışlı olacak havalar, soğuk olacak. Birazcık lütfen sizler de kurallara dikkat ederseniz tabii ki sürücüler ve yayalar için de bu geçerli ama benim gözlemlediğim de sadece bu. Lütfen yanlış anlamayın. Zaten kurallara uyanlara bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Şimdi her yere sığabilmek demek, kurala uymamak demek değil. Şimdi tamam daha ufağız arabalara göre. Belki daha hızlı gidebiliyoruz ya da işte bazı yerlerden daha rahat geçebiliyoruz ama işte bu noktada da kural ihlali oluyorsunuz. Sonrasında da Selçuk Selim'in de dediği gibi hiç hoş olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi Nilay Merttürk koltuğuna oturmuş CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk önceki gün Kartepe İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Kayyum Heyet Başkanı Murat Acar'dan mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturmuş. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Kayyum de yeni sezonunu açmış yoğun bir katılımla onlara da hayırlı olsun diyelim. Hayır, Kayyum bu kentin dinamik sivil toplum kuruluşlarından biri. Sezonu açtı diyelim. Çeşitli etkinlikler, söyleşiler, paneller düzenleyen, bu kent için bir şeyler yapan ve yapmak isteyen, çaba sarf eden derneklerimizden biri. Haberin detayında da daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu KÖ'de üye olmuştu. Yeni başkan, mevcut başkan da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın'ı derneğe üye olmaya davet etmiş. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz. Şimdi dün biliyorsunuz Perşembe pazarı vardı kapalı pazar alanında Doğu Kışla'da. Orayla ilgili bir haber yapılmış. Şimdi revaçta olan bu salçalık biberler işte annelerimizin artık kaynattığı çok da lezzetli olan böyle evde doğal yaptığımız. Pazarcı esnafı yeni neslin hazır salça kullanmasından şikayetçiymiş. Ama salça yapmak da çok zor. Çok zor, çok meşakkatli, zaman alan bir şey. Kırmızı biberlere çok yoğun bir ilgi varmış. Ancak Z kuşağı ne yazık ki ev yapımı salça yerine hazır market salçası tercih ediyor demiş pazarcı esnafı. Zor meşakkatli bir iş. Tadı güzel olabilir. Tatlısız, doğal. Ama şimdi burada yine Z kuşağı, Y kuşağı devreye girmiş. Yani bununla çok alakası yok ama doğru söylüyor yani yapmıyoruz. Dün bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Erkek arkadaş öyle diyeyim. Ya diyor abi diyor turşu yapacaktım diyor. Pazara gittim trimişon
turş salatalığı alacaktım evet. diyor. 15 lira diyor kilosu. 15 lira olmuş diyor. Yani hem diyor onunla uğraşacaksın 15 lira. Giderim diyor kışın hazırını hazır alırım diyor 12-13 liraya diyor. Şey var hazır turşu evet. var. Şimdi Rahmetsiz. Bakınca da şimdi biberin kilosu kaçta salçanın kilosu kaçta hazır salçanın. Bir de o açıdan bakmak lazım. Şimdi esnaf doğru söylüyor yeni nesil salça yapmayı bilmiyor, tarhana yapmayı bilmiyor, diğer şeyleri bilmiyor. Ama şimdi maliyet hesabı vardır. Domatese kilosuna salça yapmak için 2 lira 3 lira verirsen insanlar aldıklarında 50 kilo 100 kilo 150 kilo domates alıp salça yapma yoluna gidiyor. Keza biber de öyle. Bu fiyatlar fazla olursa maalesef vatandaşlarımız hazır tüketim olan hazır salçalara hazır turşulara yönelmekte bana göre haklı. Aynen öyle. Birazcık pazarcı Tabii. esnafı da iyiliği hani hep böyle müşterilerden değil birazcık fiyatlara bakıp ha ben bu fiyatla bu kadar kilo biberi domates satamam. Demek ki bu sene salça satışım az olacak. Ona göre tedbiri alması lazım. Aynen öyle. Şimdi Özgür Kocaeli Gazetesi ile devam edelim. İSU Genel Müdürü konuşmuş. Ali Sağlık Fethiye Caddesi ile ilgili. Yine mi? Evet şimdi Fatma Hanım ne demişti hemen bir hatırlayalım. İSU protokolü imzalamıyor. O yüzden de Fethiye Caddesi'ndeki çalışmalara başlayamıyoruz demişti. Dün Ali Güney de AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ona cevap vermişti. Oyalamak için bu bahaneyi bu kadar oyaladınız diye, asfalt için mi üst yapı için mi diye. Şimdi konunun diğer muhatabından yani sorun olarak gösterilen İSU'nun altyapı evet. yapmadığını iddia eden Fatma Kaplan Ali Hürriyet'e şu anda bir cevap gelmiş demiş ki protokol zor bir iş değil komisyona falan da gerek yok hazırlasınlar getirsinler hemen imzalayalım demiş. Şimdi devamında istersen biraz daha okuyalım. Hemen okuyalım. Bize protokol yapalım dediler. Zaten her kurumla çalışırken böyle yapıyoruz. 7-8 maddelik yarım dosya kağıdı uzunluğunda bir şey. Bir ay geçti ama bir adım atan olmadı. Bekliyoruz. Hazırlasınlar protokolü getirsinler. Biz de yetkili kurullarımızdan izin alıp hemen imzalayalım demiş. Devamında imza yetkisi derken ne kastediliyor bilmiyorum. Protokol hazırlamaksa bir saatlik iştir ama işin yapımı sırasında hak edişlerin İSU tarafından imzalanmasıysa bu mümkün değil. Bir başka kurumun yaptığı ihalede bizim imzamız mümkün olamaz. Biz başından sonuna kadar orada gözlemci olacağız demiş. Çalışma istenildiği zaman başlayabilir. Düşünün ihale yapıldı. Nasıl yaptılar ihaleyi? Biz bütün bilgileri verdik de o sayede ihaleye çıktılar. Biz kaç abone bağlantısı yapılacak? Yağmur suyu nereden geçecek? Kanalizasyon nereden geçecek? Bağlantıları ne kadar? Her şeyi verdik. Yani daha önce bir görüşme olmuş. Evet olmuş. Altyapı ile ilgili teknik bilgiler vermiş. Şimdi orada dikkat çeken büyük olasılıkta takılınan nokta hak ediş konusu herhalde. Evet. Demek ki öyle bir talepte bulunuldu alt komisyonlarda. Hak edişleri İSU olarak siz mi imzalayacaksınız veya İzmit Belediyesi olarak mı? Şimdi belediye ve belediye teşekkülleri, iktisadi teşekkülleri nedir? İSU'dur, İzaydaş'tır, Antik Kapı'dır. Gibi şirketler veya İzmit Belediyesi'nin kendi şirketi Sayıştay'a tabidir. Yılın belirli zamanlarında müfettişler gelir, yapılan bütün işleri, ihaleleri, çalışmaları oturur, bir odaya kapanırlar, çalışma yaparlar. Ne diyeyim, kura gibi demeyelim, bir dosyayı alırlar, bana bununla ilgili ilgili müdür gelsin. Dosyayı açar, bakar, ya İzmit Belediyesi İhaleye çıkmış, faturayı ödeyecek olan tam olayı bilmiyorum. Hani fatura ödeme İSU'dan mı olacak veya şey ben sadece teknik olarak şeyi anlatıyorum. Faturayı alır, ya ihaleye çıkan İzmit Belediyesi hak edişi sen yapmışsın. Niye ödeme yaptın gibi soru sorabilir ki sorması da haklı. Şimdi Ali Sağlık çok güzel bir cevap vermiş. Yarım Word sayfası, 14 font yazarsan. 8 madde yarım sayfayı tutuyor. Protokol dediğimiz odur diyor. Biz bunu tüm ilçelerde, 12 ilçede bu şekilde sürdürüyoruz. İzmit Belediyesi'nin yaptığı sokak çalışmalarında da İSU altyapı çalışmasını yapıyor. Derince Belediyesi'nde de, Dilovası Belediyesi'nde de, Karamürsel Belediyesi'nde de. Altyapı olduğu zaman İSU yapıyor. Protokol demek ki imzalanıyor. Altyapı İSU'dan, üst yapı mevcut belediyeden yapılması şart. Hani bu kadar uzamasına gerek var mıydı? Gerek yoktu. Evet.
Biz yıllardan, yani 2 yıldır Fethiye Caddesi yapıldı, yapılacak diye bekliyoruz. Ha, inşallah şöyle bir şey olur. Ben sabahları Fethiye Caddesi'ni kullanıyorum. Hı hı. Bir sabah gelirken Fethiye Caddesi bitmiş deriz. Hani geceden bunu konuşuruz. Yani onu konuşuruz. Evet, artık bu polemik değil de bunu konuşalım. O günler yakın olsun. Hı hı. Ama biz inanın vatandaş olarak, ben gazeteci olarak değil, gündemde hala Fethiye Caddesi'nin konuşulduğu, hı hı, yok İSU öyle yapmış, böyle yapmış, o yapmış, bu yapmış diye şikayet etmektense belediyeler çözüm makamıdır. Oturulur, konuşulur. İkisi de devlet kuruluşu, kamu kuruluşu, protokol çerçevesinde imza atılır ve bu çalışmalar bir an önce biter, bitmesi, hı hı, lazım. Çünkü insanımız sıkıldı. Evet. İnsanımız ciddi sıkıldı. Bir de bir belirsizlik var. Düşünün, oradaki esnaf arkadaşları düşünün. Hepimizin arkadaşları var. Adam sezona girecek ama ne zaman yapılacağı bellidir. Tabii o aklını kurcalar sürekli. Tabii, yani ona göre yatırım yapar veya, hı hı, dükkanı boş bir dükkan vardır. Birisi kiralamak ister. Hı hı. Kafasında bir proje vardır. Ya şimdi ben buraya başlarsam ya İzmit Belediyesi ne zaman kazıyacağı belli değil. İşlerim bozulur. Zaten esnaf zor durumda. O yüzden işe girmeyenler vardır. Hı hı. Malını yenilemeyenler vardır. Çünkü ister istemez orada ticareti bir aksaklık olacak. Hı. En azından esnafa duyursunlar. Desinler ki biz şu gün başlıyoruz. 30 Şubat'ta başlıyoruz desinler. Olmayan bir tarihte söylesinler ama esnaf da bilsin 30 Şubat'ta, hı hı, Fethiye Caddesi'nde kazma vurulacak ve gelecek sene şu tarihte bitecek. Esnaf da ona göre gardını alsın. Evet. Şimdi ekmekteki ikinci zam da mahkemelik olmuş. Bunu da hemen bir okuyalım. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Fırıncılar Odası'nın 6 Şubat'ta yaptığı ilk ekmek zammını iptal ettirdiği mahkeme kararı sonrası 6 Eylül'de uygulamaya alınan ikinci zammın iptali için de Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemenin 230 gram ekmeğin 2 liradan değil yine 1.75'den satılması yönündeki kararı ile ilgili gerekçeli karar henüz odaya ulaşmadı. Valilik odanın 200 gram ekmeği 2 liradan satıldığı bugünkü uygulamanın iptali için de yine başvurmuş ve yürütmenin durdurulmasını talep etmiş. Şimdi geçtiğimiz günlerde yer vermiştik ekmek zammının iptali ile ilgili. Ardından biz Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Ali Sarı'yı aradık. Dedik ki bir röportaj yapalım. Hani şimdi ne olacak işte? Ekmek kaç, 1.75 kaç liradan 230 gram kaç gramı? Evet, böyle bir soru işareti olmasın dedik vatandaşın kafasında ama kendisi de bize bunu söyledi. Daha bizim elimize bir yazı ulaşmadı dedi. Hala da odaya bir yazı ulaşmamış demek ki. Ama yine 2 liradan satılımı için de valilik yürütmenin durdurulması O zaman bugün, talep bugün etmiş. Yarın. Bugün yarın artık netleşir herhalde. Ama şimdilik herhalde yine 2 liradan, evet, alacağız ekmeği. Evet, şimdi biraz hava durumu ile ilgili konuşalım. Kimi gün yağmurlu, kimi gün güneşli ve serin giden hava tahminlere göre yeni haftada soğuyor. Salı günü en yüksek sıcaklık 18 derece tahmin ediliyor. Bugün ve pazartesi parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi, pazar ve salı ise yağmur var demiş. Önümüzdeki haftadan bahsediyoruz. Hı hı. En yüksek yani bu hafta sıcaklık, yarın, yani bu hafta, evet. Hafta sonu hava, hafta güzel. Hafta sonu yağmurlu. Yağmurlu cumartesi, mu? Pazar, evet, yağmurlu. Bugün ve pazartesi parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklıklar bugün pazar ve pazartesi 25, yarın 24, salı 18 derece. En soğuk günde herhalde salı günü öngörülmüş. Yavaş yavaş gardıroplardan kazaklarımızı, paltolarımızı çıkartalım. Zaten hırkalar, işte şeyler, ince montlar falan çıktı, ceketler, evet, çıktı. Ama biraz ama çıkartmayanlar var ki grip vakaları var, artıyor. Aşırı arttı. Hı hı. Artıyor ve çok çabuk birimizden birimize, evet, bulaşıyor maalesef. Dikkat edelim, buradan uyarı yapmış olalım. Önümüzdeki hafta havalar birazcık daha soğuyacak gibi duruyor. Yağmur diyoruz ama yağmur da işte mevzi o yağışı olduğu için. Şimdi mesela buraya yağmıyor ama başka yerlere yağıyor muhtemelen. Çünkü kapalı bir hava var birkaç gündür. Bakalım, yani dikkat etmekte fayda var hastalıkların önüne geçmek için. Şimdi pazar konuştuk az önce. Yeni meyveler de tezgahlarda yerini almış. Mesela neler bunlar? Kış meyveleri. Narın ardından bu kez hünnap ve kuşburnu tezgahlarda yerini almış. Hünnap bizim hayatımıza yeni yeni girmeye başladı. Yeni yeni girdi ama çok faydalı. C vitamini deposu, hatta bayağı bir vitamin, aha, deposu. Kilosu 5 liradan satılmış. Son dönemde de çok tercih ediliyormuş hünnap. Kuşburnu da aynı şekilde. Zaten kuşburnunun çayı özellikle kışın içilir. Hastalıklara karşı koruduğu söylenir. Geçen haftaya göre fiyatlarda az da olsa artış varmış.
pazara gidenler var mı bilmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Dün pazarı gezdiyseniz fiyatlarla ilgili ya da işte çeşitlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen bizlerle paylaşın diyelim. Şimdi hemen yanında yine bir haber var. Büyükşehir için yeni bir meclis binası geliyormuş. Mevcut belediye binası ve Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde bulunan meclis salonlarının yetersizliği nedeniyle yeni meclis binası yapmak için çalışmalara start verilmiş. Seka Park içerisinde olacakmış yeni meclis binası. İhale yapılmış. 75 gün içerisinde de gerekli çalışmalar yapılacakmış projeyle ilgili. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Güzel kararlar alınsın diyelim. Şimdi bir yorum vardı, onu okuyayım. Osman Kalyoncu günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydın efendim, çok Osman teşekkür ediyoruz. Osman Bey'e selamlar. Selamlar. Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışları'nı organize eden. Öyle mi? Hayatı atlarla geçen bir arkadaşımız. Her gün mutlaka 1 saat 2 saat ata biner. Benden yaşlı olarak biraz büyük. Hı hı. Ama baktığınızda maşallah filinta gibi ne göbek var ne yağ var. Maşallah. Şimdi adelilerin en iyi çalışan bir yüzmedir. İki at derler, hı hı. Atabilmektir. Çok değişik bir spor. Evet. Çok da böyle. Ben cesaret edip binemedim. Öyle diyeyim. Geçen hafta oradaydım. Arkadaşlar bindiler. Hı. Ben pek cesaret edemedim. Hı hı. Biz oradayken bizden sonra herhalde Osman Kalyoncu abimin atı sakatlanmış. Sormayı unuttum. Hem geçmiş olsun diyelim. Bir de mesaj olarak atarsan durumu ne diye onu merak ettim. Evet, merak ediyorum. Çünkü çok güzel kır attı. Hmm. Öyle diyelim beyaz. Çok geçmiş olsun. Bayağı kaliteli bir attı. Osman Bey'in şöyle bir şeyi var. Atla Ankara'ya gideceğim dedi. Hani yürüyerek diyelim de. Gideceğim diye bir çalışması var. Bakalım. Bekliyoruz. İlerleyen günlerde bekliyoruz. Güzel de bir haber olur. Neden olmasın? Yani şimdi ata binmek dediniz de şimdi biz bineriz. Hı. Ama bizim binmemizle şimdi mesela Osman Bey'in binmesi bir değildir. Biz bineriz böyle milim milim korka korka. Ama çok güzel bir spor isterdim. Yani güzel böyle at binmeyi isterdim. Zaten eskiden beri bizim biliyorsunuz atlarla olan bir şeyimiz var, geleneğimiz var. Çok güzel bir spor. Bunu özendirmek için aslında biraz daha çalışmaların üzerinde durulabilir değil mi? Şu anda mesela mevcutta baktığımızda belediyelerin atlarla atçılığı sevdirmek için çalışmalar var. Gözümü kapatıyorum nerelerde var? Gebze'de var mesela. Hı hı. Gebze Belediyesi'nin. Bir Kartepe'de bir Gölcük'te var. Var galiba. Kartepe'de var. Hı hı. Kartepe'deki yapılış amacı özel otizmli çocuklar için. Evet, tedavide kullanmak üzereydi. Hem onlara devam ediyor hem de böyle bireysel bilmek isteyenler için bir alan yapmışlar. Orada devam ediyor. Hı hı. Ama Osman Kalyoncu'nun bir iddiası var. Benim atlarım Rahvan At dedi. Hı hı. Dedim Rahvan At'la Arap At arasında fark nedir? Hı hı. Dedi Rahvan At koşmaz, yürüme dediğimiz ama maraton koşucusu diye dayanıklı attır. Yani bizim Orta Asya'da atalarımızın kullandığı at ırkı yani yerli at denilen atlarımız daha dayanıklıdır. Hı hı. Susuzluğa, açlığa, sıcağa daha dayanıklıdır. Rahvan atlarından bahsediyoruz. Öyle bir ideali var. Her sene Rahvan At yarışır düzenler. Hı hı. Atlarla kalkar, atlarla yatar. Terapi. Burada, çok terapi. Güzel. Ama şimdi onu gördüğümde keşke ben de... Ya şimdiden diyorum ben, bakın görmeden diyorum. İnşallah hem vücut olarak, ederiz. Sağlık olarak da çok iyi. Stres yok, hayatınızı düşünün. Atlar olabilir, kediler olabilir, köpekler olabilir. Ata binmek istiyorsanız, atçılığı seviyorsanız, Gölcük Belediyesi Rahvan At Tesislerini hemen Gözlemen Tepe'nin üstünde, yeni yapılan Millet Bahçesi'nin üst tarafında mutlaka gidin. Orada bireysel olarak alanda büyük çünkü yarışların yapıldığı bir alanda ata biniyorsunuz. Hani kısa böyle 300-400 metrekare değil. Bildiğiniz yarışların yapıldığı yarış pistinde tabii büyük bir alanda. Atınızı ister dört nala sürün, ister yanınızda oradan bir bakıcıyla birlikte o tutup siz devam edebilirsiniz. En azından hiç deneyim yaşamamış çocuklarımız ya da tabii işte Midilliler de var mesela. Midilliler de var, diğer atlar da var. At sporunu sevenler, ata ilgi gösterenler. Bu hafta sonu o zaman bir öneride bulunalım mı? Geçen hafta da Gölcük'teydik. Gölcük'teydik ama şimdi farklı bir ama şey yani söylüyoruz. Atla ilgili bence ilgili. Mutlaka gidip ata binmenin keyfini yaşasınlar. Şimdi bu hafta Ormanya demiştik değil mi? Ormanya'ya gidelim demiştik. Çünkü yeni doğan yavrular varmış
biz de haberlerimizde yer verdik ki işte bir lama, bir kanguru yavrusu vesaire, onları görmek için de bir fırsat olabilir diye bu hafta sonu Ormanya'yı önermiştik. Bakın bir de lamaya, pazartesi günü paylaşırsınız bizlerle. Bir de yeni doğan lamaya olursa isim aranıyordu değil evet, mi? Evet, isim aranıyordu. Dün yer verilmişti. Tabii vakit sınırlı olduğu için her şeyi konuşamıyoruz ama yeni doğan lamaya isim aranıyormuş. Buradan varsa isim önerileriniz. İsim babası, isim annesi olmak isteyen varsa. Olmak isterseniz evet bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de buradan iletmiş oluruz. Şimdi Demokrat Kocaeli gazetesine bakalım. Yine manşetinde MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt var. MHP'ye üye akını demiş. Köklü değişimin ardından MHP'ye üye akını oldu. İl Başkanı Yunus Emre Kurt 12 ilçede 2 ayda 2000'e yakın kişinin MHP'ye üye olduğunu açıkladı. Kurt üye çalışmalarının süreceğini ifade etti demiş. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Vallahi şimdi her gün kendisini heyecanla bekliyoruz, evet, bekliyoruz. Bir kere. Şimdi her gün yer veriyoruz. Ama iyi çalış. Hani gözlemle hani yiğidi öldür hakkını ver derler ya. Bizim niyetimiz öldürmek değil, insanların hakkını vermek. Evet. Öyle kimseye karşı ön yargılı değiliz. Bir insan güzel iş yapıyorsa, başarılıysa onu iletmemiz lazım. Bizde hep şikayet merciği vardır. Hep sıkıntı merciği vardır. Bir restoranta gidersiniz, güzel yemek yediğinizde sadece yemek yediniz. Zaten parasını verdim, ödedim. Ona teşekkür etmeyiz. Ama yemek kötüyse bu bir araştırma. 27 kişiye bunu anlatırmışız. Ya çok kötüydü diye. Şimdi ortada Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına atılan Yunus Emre Kurt var 2 ay önce. Her gün sahalarda ekip olarak sadece kendi değil. Hani bir kişi ne kadar başarılı olabilir? İlçe başkanları olsun, ilçe yönetiminde olanlar olsun. Herkes sahada MHP'ye bir hareket getirdiler. Hareket getirmeye çalışıyorlar. Eski günlerdeki o 1999 yılında 98 yılında yaşanan heyecanın tekrar yaşanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakalım bir dahaki hafta Yunus Emre Kurt bu hafta Ankara'daydı. Yarın gençlik kurultayları var. Cumartesi pazarda büyük olasılıkla orada olacak. Şimdi Yunus Emre Kurt'un bir diğer özelliği Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı ve MHP Kocaeli İl Başkanı. Evet. Hani şey vardır. Futbolda bir terim vardır. Altyapıda U19 takımda oynarsın. Bir de A takım vardır. Hem U19'da oynarsın, oranın kurtarıcısı olursun. Hem A takımda oynayıp o takıma bir şeyler katarsın. Buradan Yunus Emre Kurt'a tekrar başarılar. Başarılar diliyoruz. Şimdi Berberler'de Bozkurt aday demiş. Kocaeli Berberler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt önümüzdeki yılın Ocak ayında gerçekleştirilecek olan genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı. Açıklamaya üyeler de katılım sağlayarak Bozkurt'a tam destek verdi. Başarılar diliyoruz. Yine mesela berberler, kuaförler işte pandemide kapanan, ekonomik açıdan sıkıntıya giren sektörlerden biriydi. Evet, en çok sıkıntıya. En çok sıkıntıya giren. Çünkü uzun bir süre, şimdi tam hatırlamıyorum ama aylarca bir kapalı kaldılar. Bir 6 ay falan kapalı evet, kaldılar. Müşterilerinden yoksun kaldılar. Keza müşteriler için de zordu. Çünkü saç, sakal, işte erkekler için özellikle bunlar çok çabuk. Hani kadınların zaten... Hani kadınlar kendi el becerileri vardır. Ya hem öyledir ama kadında da şöyle bir şey var şimdi. Mesela ihtiyacınız olmasa bile... Gidip ama, orada ama, böyle bir terapi burada, olarak görüyoruz ama burada, biz. Burada bayanların eşleri en çok memnun olan. Olmuşlardır evet, eminim. Evet iyi bir birikim yapmışlardır öyle diyelim. Olabilir. Şimdi bir aşk cinayetinde 3 tutuklama var diye bir asayiş haberi var. Gündemi uzun süre meşgul etmişti bu haber. Başiskele'de Servetiye Mahallesi'nde çalışanıyla aşk yaşadığı iddia edilen gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı'yı bıçak darbesiyle öldüren Firas S. ve olaya karışan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Şimdi... Programı ara vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama biraz şeyi konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Ali Kahya Hastanesi'nde meydana gelen bir sağlık çalışanına şiddet vardı. Biliyorsunuz evet. Siz hatta okumuştunuz. Daha tam detaylarını bilmiyorduk. Onunla ilgili detaylar ortaya çıkmış. Sağlık çalışanına ciddi bir işte yumrukluyor, duvara ciddi, bayıltıyor, vuruyor, bayıltıyor. Onunla ilgili hani insan bir... insana yapmaz, insan affedersiniz bir canlıya yapmaz, hayvana yapmaz. Ama maalesef insan görünümlü bir kişi orada ekmek parası için çalışan bir kişinin, bir görevliyi duvara yaslayıp kafasını duvara vura vura bayıltıyor ve yere düştükten sonra sen ölmedin mi diyecek kadar da canileşiyor.
Şimdi o bayılttığın kişi senin yakının çocuğu olması lazım, ziyarete gelmiş. Evet. Orada onun tedavisi için, onun sağlığına kavuşması için o çocuğun cumartesi pazar günü taburcu olup sokağa çıkıp arkadaşlarıyla oynaması için görevini yapan, tek amacı güvenlik görevlisinin tanımlanan görevini yapmak için orada yayına çıkan bir kişi. Hı hı. Seni uyarıyor. Olayda ziyarete gidiliyor. Hasta ziyaretine dışarı çıkılıyor. Biz hastamızı çıkartacağız deniliyor. Mesai saati dışında. Orada görevli hemşire de bunun mümkün olmadığını, yatışların ve çıkışların doktor tarafından yapıldığını söylüyor. Orada atışmaya başlayınca güvenlik görevlisi, sonuçta güvenlik görevlisi erken tartıştığı veya dört kişinin tartıştığı kişi bir hemşire, bir bayan. O görevini yapmakta mükellef. Bizim güvenlik görevlisi arkadaşımız da onları uyarırken duvara yapıştırıyor ve kafasını vura vura bayıltıyor. Evet. Şimdi bunun insanlıktan ne nasibi var? Yok, hiçbir açıklaması yok. Yani neyine? Şöyle, şimdi eczaneler, hastaneler gerginliğin yoğun oldu. Çünkü insan sağlığından olduğunda ya da yakınının sağlığıyla alakalı bir konu olduğunda ister istemez geriliyoruz. Tabii. İki tarafında tabii ki bazen tartışmalar da olabiliyor. Bunlar da bir yere kadar normal, hani sözlüde kalırsa. Ama burada artık fiziksel bir şiddet var ve dediğiniz gibi korkunç yani. Ya bildiğiniz hani ben haberde de göstereceğiz. Bayılıyor. Evet. Yere düşüyor. Bu insan bayılıyor. Hı-hı. Allah korusun. Orada vurduğunuzda beyin kanaması geçirirse. Hı-hı. Hani ölme çözüm, yanlış anlamayın. Hı-hı. Keşke beyin kanaması geçirse. Bu insan hayat boyu yatağa bağlı olsa. Sen orada sadece ziyaret yapmışsın. Hı-hı. Seni de insanca görevliler uyarmış. Ziyaret vardır veya yoktur diye. Seni uyaran bir kişiyi bayıltıyorsun, sakat bırakıyorsun. Sakat bırakıyorsun. Bu insan felçli kalabilir, yatağa bağlı olabilir. Hı hı. Bu çocuğun, bu güvenlik görevlisi arkadaşımızın çoluğu var, çocuğu var, eşi var, bakmakla mükellef olduğu, belki annesi var, babası var. Kimse orada insanlarla ikili diyaloglara girmek istemez. Hı hı. Onun mesleği güvenlik görevlisi, onun işi insanları uyarmak, kibarca uyarmak. Ben tanıyan arkadaşlarla görüştüm. Çok naif bir arkadaş dediler. Öyle kime insanlar vardır, konuşması karşı tarafa kabaca gelir. Hayır dediler, çok nezaketli, uslubunu bilen bir arkadaş. Zaten kamera kayıtlarında da birazdan göstereceğiz. Evet, şimdi kamera kaydı demişken olayın görüntüleri var. Olayla ilgili işte hastanenin başhekiminin, işte o mağdur olan sağlık çalışanının röportajı var. Onları birazdan ekranlara getireceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Az sonra onları ekranlara getireceğiz ama şimdi ilerleyen dakikalarda konuğumuz olacağı için ben bugün Türkiye gündemine de birazcık giriş yapmak istiyorum. Normalde bunu ikinci yarıda, son yarıda konuşurduk. Ama bugün birazcık ona hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Ardından o videoyu da ekranlara getireceğiz. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edeceğim. Bahçeden markete füze gibi demiş. En ucuz meyvelerden biri olan elma da fahiş artıştan payını almış. Sofraya gelinceye kadar fiyatı 5-6 kat yükseliyor. Üretici isyanda, o para çiftçiye gitmiyor. Arada birileri kazanıyor. Her gün bunu konuşuyoruz. O aradakiler, o tedarikçiler. Şimdi elma çeşit çeşit. Yeşiliyle, sarısıyla, işte kırmızısıyla, küçüğüyle, büyüğüyle, diğer elmada. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez meyvesi. Pazara gittiğimizde şimdi bir tezgah dolusu rengarenk elma görebiliriz. Yani şu bizim milli meyvemiz ya, elma, elmadan armut. Elmadan bol değil mi? Biz okulda, ilkokulda 3 elmam var, 4 armutum var diye matematik sorularını dahi hayat elmayla armutu karıştırmışız. Atasözlerimiz dahi vardır. Elma ile armutu karıştırmayalım diye. Olayları birbirine karıştırmayalım diye. Şimdi İzmit'ten bahsedelim, Kocaeli'den bahsedelim. Bizim Gölcük İhsane elmanın üretildiği, elmacılıkla geçinen bir yer. Eğer orada tarladan, ağaçtan, köylüden 1 lirayı alıp benim pazarıma, Yahya Kaptan'daki Doğu Kışla'daki pazara 5 liraya, 6 liraya satılırsa bu ciddi sorun. Ortada birilerinin haksız yere para kazandığını, haksız yere insanları
vatandaşları üzerinden haksız kazançlar elde ettiğinin göstergesidir. Hı hı. Bununla ilgili acil çözümler lazım. Hı hı. Hani artık tarım kredi kooperatif marketleri gibi mi olur? Hı hı. Tanzim satış noktaları vardı bundan önceden. Bu tip sebze meyvelerin satıldığı yerler mi olur? Hı hı. Buna bir düzenleme yapılması gelecektir. Zaten geçtiğimiz günlerde paylaştık. Yeni bir market, hı hı, işte tarım kooperatif market girecek devreye gibi görünüyor. Belki bunlar biraz fiyatları dengelemede yardımcı olabilir. Ara vereceğiz. Aranın hemen öncesinde şunu da okumak istiyorum. 3600 ek gösterge için tarih vermiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 2022 yılının sonuna kadar bu meseleyi çözeceğiz, bu sözü biz verdik demiş. İlerleyen günlerde zaten bu da netleşecektir. Şimdi dilerseniz öncelikle o sağlık çalışanının haberini getirelim ekranlara. Ardından da reklama gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden konuğumuzla birlikte devam edeceğiz. Bu görüntüler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ali Kahya Kadın Doğum Yerleşkesi'nde kaydedildi. Hasta yakınlarının mahremiyeti dolayısıyla hastanın sezaryen bölümünden çıkartıldığı saatte bir hasta yakını o bölümden ayrılmak istemedi. Bunun üzerine kendisini uyaran sağlık çalışanlarıyla tartışmaya giren hasta yakını ardından sağlık çalışanının üzerine yürüdü. Saldırgan şahıs ardından sağlık çalışanını tutup duvara vururken baygınlık geçirmesine neden oldu. Yaşanan olayı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ali Kahya Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi TV41 mikrofonlarına anlattı. Evet, bu üzücü bir konuyla şu an beraberiz, karşı karşıya kaldık. Görev başında akşam saatlerinde hizmet vermeye çalışan sağlık personelimiz, serviste yatan bazı hasta yakınları tarafından fiziksel temas ve darpla karşı karşıya kaldı. Neticesinde de o gün içerisinde tabii bir hukuki süreci başlatacak kodları verildi. Bakanımızın biliyorsunuz bu konuyla ilgili en önemli uygulaması beyaz kod uygulamasıydı. Diğer görevli arkadaşlarımız da olayı müdahale ettiler. Fakat personelimiz de o gün içerisinde yapılan adli muayenesinde 4 günlük bir iş görmezlik raporu aldı. Neticesinde de böyle bir şeyle karşılaşmaktan biz de çok üzüntü duyduk. Bu zorlu süreçte canla başla çalışan sağlık personellerimizin hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı bu süreç içerisinde bu tür benzeri durumlarla karşılaşmak diğer personellerimiz açısından da çok üzücü oldu. İnşallah tekrar bu tür olaylara karşılaşmamak dileğiyle diyoruz. Hastanenin müdür yardımcısı Fatih Serse yapılan saldırıyı kınadı. 8.30 gibi arkadaşımız oradaki refakat şişindeki insanı dışarı çıkartırken çıkmak istemeyen bir hasta yakını tarafından önce sözlü münakaşa ondan sonra yaklaşıp yakasından tutuyor. Şu şekilde vurduğunda kafası tam şu noktaya geliyor. Kendisi o sırada bayılıyor. Bilinç kaybı yaşıyor. Tabii hemen beyaz kodumuz veriliyor. Ambulans arkadaşımızı acile götürüyoruz. Orada tomografisi çektiriyoruz. Allah aşkına şu anda kötü bir durum yok ama daha kötü bir şey olabilirdi. Lütfen sağlığımızı aldığımız yerlerdeki personellerimize daha iyi davranalım diyorum. O dehşet anlarını yaşayan sağlık çalışanı Bülent Denizci yaşadığı olayı sadece TV41'e anlattı. İki gibi rutin kontrolümüzü yapıyorduk. Sezeryan bölümünde boşaltmak zorundayız. Erkek arkadaşların hastaların mahremiyet açısından, kendilerinin sağlık açısından. O sırada hastanın bana çık demesinden sonra biz tekrar kendisine uyardık. Fakat çıkmak istemedi. Oradaki sağlık çalışan hemşiremin üzerine yürümeye başladı. Ben tabii engel olmak zorundayım. Bu konulara her zaman hassasiyetimizdir. Daha sonra bana yönelerek bir elinden elimi tuttu, bir elinden boğazımı tutarak işte gördüğünüz gibi 3-4 defa duvara vurarak kafamı kendimden geçtim. Bayılmışım arkadaşların daha sonra müdahalesinde. Olayı bu şekilde üzüntüyle. Dolabın kapının sapına vuruyor değil mi? Evet evet. 3-4 defa defalarca vurduğunu kameralardan ben de sonradan gördüm. 3-4 defa vurdu ve yere düştüğümüzde saldırganın tekrar gelerek bu daha ölmedi mi diye de şeyleri var. Şahit arkadaşlarımız var, görgü tanıklarımız var.
Ben bu yıldıktan sonra da geliyor yani saldırmak için. Yıldıktan sonra arkadaşlar uzaklaştırıyor. Tekrar öldü mü diye yani o cümlelerle yanıma gelip 3-4 arkadaşlar yanında yerde darp edildiğimi gördüm ben kameraların daha sonra olduğunu. Yani böyle, bu şeyler çok üzücü gerçekten. Onlar orada anne baba oluyorlar ilk kez ama bir tarafta da bizi çocuğumu annesiz babasız bırakma bir şeyim de vardı. Ölüm tehlikesinden kurtulduk. İlla yaralı olmamız gerekmez, illa ölmemiz gerekmez. Bu şiddet bir an önce bitmesini istiyoruz. Evet, güne başlarken programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekran başına yeni gelmiş izleyicilerimiz varsa onlara da bir günaydın diyelim, hoş geldiniz diyelim. Duyurusunu yapmıştık, canlı yayın konuğumuz olacak demiştik. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk, hayırlı sabahlar. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı sabahlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, zamandan tasarruf yapalım. Konuşacak çok konu var. Evet, gündem direkt yok. Direkt konuya girelim. Pazartesi günü bir basın toplantısı yaptınız. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili bir kamu bankasından kredi aldığını ve bu krediyi geri ödemediğini yönünde. Ama geçmişe baktığımızda Lütfü Türkkan'ın sadece kredi konusu değil, Dilovası'nda bulunan kaçak çiftliğini de siz gündeme getirmişsiniz. Sayın Vekilim, Lütfü Bey'le kişisel bir sorunumuz mu var? Devamlı şey şimdi. Olabilir mi? Ben tabii yine Kocaeli kardeşlerimi bir selamlamak istiyorum. Hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. Özür dileyerek başlıyorum. Tüm Kocaeli kardeşlerimizden, aslında tüm milletimizden, aslında milletimizin gündemini bunlarla meşgul etmek hiçbir zaman istemeyiz. Ama maalesef bir şeylere cevap vermezseniz, hani susmak ikrardan kabul ediliyor ya da tam anlatmazsanız yanlış anlaşılabiliyor. Biliyorsunuz muhalefetin de şu an en çok uyguladığı yalan söyle, küçük büyük söyle ama sürekli söyle, insan psikolojisine ve toplum psikolojisine yönelik bir propagandaya yönetiyorlar. O yüzden bizler ne yazık ki milletimize hizmet için harcayacağımız zamanı ve enerjiyi, Kocaeli'mize harcayacağımız zamanı, proje için harcayacağımız zamanı maalesef ki İşte bu yalanlara, onların yaptığı yanlışları dile getirmekle geçirmek zorunda kalıyoruz. Çok özür diliyorum ama bunu da yapmak zorunda kalıyoruz. Ama biz inanın daha az uyuyarak, daha fazla çalışarak yine diğer çalışmalarımıza devam Sayın ediyoruz. Sayın Bekir'im şöyle, dün mecliste görüşmeler vardı. Gece yarısına doğru bitti. Ayağını tozuyla İzmit'teki Kocaeli'deki evine geldi ve sabah bu saatlerde bizleri kırmadı. Çok teşekkür ederim. Yani böyle çalışmazsak yetişemeyiz. Türkiye çok vakit kaybetti. Buralara girmek istemiyorum ama Türkiye çok vakit kaybetti. Bilim ve teknoloji, yani sanayi devrimini kaçıran bir Türkiye var. Bilim ve teknolojiyi de ucundan yakaladık. Çok şükür Teknofest burada, İHA'lar, SİHA'lar burada. İşte milli savunmada geldiğimiz %80 oranındaki yerlilik noktası burada. Arabamız burada, helikopterlerimiz burada. Bilim ve teknoloji ucundan yakaladık, bunu kaçırmak istemiyoruz. Evet. O yüzden bu yalanlar, yalan propagandası üzerindeki mesele bizi çok derinden üzüyor. Milletimiz ne olursunuz, hani güven bir kullanımlıktır. Bir kişi bir kere yalan söylese, ondan sonra her birimizin hayatına bakalım. O kişiye hemen bir soru işareti koyarız. Söylediğini bir kere daha teyit etmeye çalışırız. Ve sonrasında da o kişiye olan güvenimiz kalmaz. Lütfen bu konuya böyle bakmanı rica ediyoruz. Şimdi lütfen meselesine gelirsek. Sahada yaz bütün milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte AK Parti'de ve sahada bize birçok şeyle ilgili bilgiler gelir. İşte bir kurumla ilgili gelir, işte bir bürokratın yaptığı yanlışla ilgili olabilir, bir şirketle ilgili olabilir, bir sivil toplum örgütüyle ilgili olabilir ya da kişisel bir komşusuyla ilgili bir sıkıntı, yaşadığı bir olumsuzluk ya da bir hukuksuzluk olduğu zaman bize gelir. Bu konuda da çok şükür
milletvekilliğine, kendi şehrimde başladığım bu milletvekilliğinde böyle bir güven oluşmuş ki gerçekten samimi yaşadıkları haksızlıkları ya da hukuksuzlukları ileten birçok kardeşimiz oldu. Onlara teşekkür ederim. Bana da böyle bir bilgi geldi. 2018 seçimlerinden hemen sonrasıydı. Hatta sahada yaşadığım, karşılaştığım bir durumu da görerek böyle bir bilgi geldi. Biz tabii her gelen bilgiyi hani yitik mal bulmuş gibi değil, bunun teyidini yaparak, araştırarak, çapraz sorgulamasını yaparak, kurumlardan bilgi alarak doğru mu değil mi? Çünkü her şey mümkün olabiliyor. Evet. Araştırdığımız zaman bu gerçeklerle karşılaştık. Tabii bunu araştırırken biz milletvekiliyiz, dedektif değiliz, ondan sonra bir polis muhabiri değiliz. Büyük ihtimal ki duyuldu karşı taraftan, fark edildi ve bir ön alma, susturma, bir korkutma, bir yani gözdağı verme ile ilgili bir basın açıklaması, arkasından akşamleyin basınlara verilen gerçekten iftira kelimesi bile bence yeterli değil, bir haber yayınlandı. Bunun üzerine Yavuz hırsızlık, ön almak, artık bunun işte adını siz koyun, devam ettirin. Bunun üzerine benim susacağımı, korkacağımı düşünerek, vazgeçeceğimi düşünerek yapılan bir hamleydi. Elhamdülillah abdestimizden kuşkumuz yok. Çiğ yemedik, karnımız ağrımıyor. Daha nasıl tabir edeyim bilemiyorum. Bir şeyimiz yok. Biz bu yola gerçekten doğruların yanında durmak üzere ve milletimize hizmet etmek üzere geldik. Elbette bu yolda yürürken herkesin hatası olabilir. Kimse dört dörtlük değildir. Kimse günahsız değildir. Kimse yanlışsız değildir. Ama kendimizden emin bir şekilde çıktık. Çünkü hani onların dediği gibi böyle göstermeli kağıtları alıp işte elimizde belge var deyip boş kağıtlarla ya da iddia diyerek konuştukları şeyleri biz belgeli, somut, net. Yani eğer basına çıkmasaydı biz bunu basınla yapmazdık. İlgili kurumlara verirdik, süreç devam ederdi. Basını tercih etti ve bu süreçte öyle başladı. Ne yazık ki yine milletimden özür diliyorum. Bütün Kocaeli kardeşlerimden özür diliyorum. Onların gündemini böyle şeylerle meşgul ettiğim için. Halbuki ben şurada 5 tane Kocaeli ile ilgili yaptığım projeyi, Kocaeli kadınlarımız için, gençlerimiz için yaptığımız projeyi anlatmam gerekirken bunları anlatıyorum. Çok özür diliyorum gerçekten tekrar. Böyle bir süreç başladı. Basını tercih etti. Gözdağı vermeyi tercih etti. Ve zaten bunun öncesinde bu basın açıklamasını yapmadan önce sosyal medyadan sürekli bana bir operasyon yaptı. Bir yere gidiyorum, onun altına bir çarpıtma haber yapıyor, Sözcü'ye gönderiyor, o da TV'ye gönderiyor. Altına sıfır takipçilerle birlikte her türlü mobbingi, iftirayı, her türlü şeyi duyabileceğiniz paylaşımlar oluyor. Bunları zaten biz alıştık, çok sık yaşıyoruz. Bazı çevreler bizi bunu yapıyor. Böylelikle başlayan bir süreç. Hepsi belgeli, net, hukuk elinde ve hukuk süreçlerinde kendisi sonuna kadar uyguladı. Yürütmeyi durdurma için süreçleri iki kere yaptı ama belgeler o kadar net, o kadar açık ki hem fabrikasında hem çiftliğinde. Zaten biliyorsunuz ilk açıklamayı yaptığı zaman çiftlikle ilgili hiçbir şey söylemedi. Evet. Fabrikayla ilgili kürsünün kenarında şu kadar bir yer geçmiş. O kadar bir yer, bu kadar bir yer. Benim kim buradaki bir vatandaşım yaptığı işlemde bir metre bile geçse işlem yapılıyor. İşlem yapılıyor. Şimdi sen milletvekili oldun, grup başkan vekili oldun, ayrıcalık mı istiyorsun? Bunu mu kullanmak istiyorsun ki öyle olmuş? Çiftlik zaten baştan aşağı tamamen hukuksuz, hiç tutacak bir yeri yok. Bu süreç böyle başladı, devam etti. Vekilim, orada birdenbire sabahın köründe yetkiler gidip bu çiftliği boşalttın mı dendi, yoksa tebliğ edilme şeyi var mı orada? Elbette, bütün hukuk sürecinin hepsi yapıldı. Çünkü gebe hayvanların var, onlar mağdur oldu diye açıklamaları vardı. İlyas Haber Ajansı yani, haber yaparken maalesef dövüldü. Her türlü tedbir alındı. Her türlü tedbir alındı, her şey planlandı ki bir mağduriyet yaşanmasın. Oradan bir mağduriyet malzemesi çıkartmasın diye. Ama daha çok oradaki canlıların, hayvanların hayatını tehlikeye sokmamak adına her türlü tedbirler alındı. Onların barınacağı yerler için zaten orada ilk gün hayvanları aldık. Binalar
yıkımı sağlandı. Hayvanlar hı hı. orada tutuldu. Sonrasında onların barınakları zaten yıkılmadı. Yani hı hı. onların barındığı yerler yıkılmadı. Büyük hayvanların, gebe hayvanların, emzirilecek olan hayvanların aletlerini onlar çıkartmadı. Başka bir yere nakli olmadı mı? Olmadı. O hepsi o çiftliğin içinde kaldı. Hemen oradan yani çok detay olacak ama yine söyleyeyim o zaman. Hamile bir ineği dolaştırdılar orada. Hızlı 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 dolaştırıp bir erken doğum yaptırdılar. Allah çok şükür doğum yapan ineğe de buzağına da bir şey olmadı. Yani ya çok yazık. Ya benim muhalefetlik bu mudur yani? Muhalefet böyle şeylerden milletin gündemini ya da bu kadar çarpıtma. Ya siz projeyle çıkın benim milletimin önüne. Biz bunu yapın, siz bunu yapamadınız. Yani burayı yaptınız, eksik yaptınız. Biz burayı yapacağız deyin. Bunlarla niye uğraşıyorsunuz? Niye uğraştıklarını milletimiz çok iyi biliyor. Ve bu böyle gelen bir süreç var. Orada her şey çok iyi dikkat edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız çok önemli bir çalışma yaptı. İşte o mağduriyet olmaması için gerekli tedbirler alındı. Her şey ince ince planlandı ki buradan bir mağduriyet çıkartılmasın diye. Çok şükür elhamdülillah kendisi mağdur oldu. Orada basın görevini, haber yapma, haberi millete aktarmakla görevli olan sizler gibi basın mensubuna dört kişiden birini, bir de çok zarif bir insan, sonradan tanıdım kendisi. Ne kadar kibar, ne kadar zarif, ne kadar naif bir insan. Ya ben öyle insanlar Sayın Bekir'im, biz, biz gazeteciler öyleyiz. Ya, şöyle gazeteci sahada olduğu için biraz daha hani şey olabiliyor. Daha agresif olabiliyor. Dirayetli olabiliyor. Ama bu öyle bir insan da değil. O yüzden herhalde öyle bir dayak yedi. Ama bizde şey var. Kamerası kırılıyor, drone'u kırılıyor. Ya bu basın özgürlüğüne gerçekten hani özgürlük, demokrasi, işte siz basını susturuyorsunuz diyenlerin gerçek yüzünü oradaki işte o hıncıyla içlerindeki gerçek yüzü ortaya çıktı. Ne yazık ki. Hı hı. Ne yazık ki. Yine tekrar bunun altını çiziyorum. Milletin gündemini keşke böyle meşgul etmeseydik. Şimdi böyle olunca bir de üstüne 33 milyon dolar geldi. Oldu, devamı. Şimdi böyle olunca biraz daha böyle ürkek, çekingen olanlar cesaretlendiler. Efendim böyle bir durum daha var. Ya başka şeyler de var ama onları teyit etmediğim için söylemiyorum buradan. Teyidini yaptığım, emin olduğum belgeleriyle sabit olan şeyleri söyleyeyim. Başka bir sürü şey de geliyor ama ben onları hiç söylemiyorum. Teyit alınmamış daha çok. Belgeleriyle bakın öyle hani duydum bunu söylediler iddia ediliyor. Hı hı. İşte olabilir mi acaba değil. Kesin belgeleriyle hepsi sabit olan bir şey daha geldi. İşte bu banka meselesi. Başka şeyler de var ama onların belgeleri olmadığı için ben yine temkinli davranıyorum. Kimsenin hakkına ve hukukuna giremem. Evet. Yani böyle bir şey yapamayız elhamdülillah. Allah şaşırtmasın hiçbirimizi. Ve sonrasında bu bilgi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza da aynı zamanda bu bilgi gitmiş. Benimle paylaştı. Hatta meclis kapanmadan önce milletvekilleriyle yaptığı son istişare programında açık alenen söyledi. Radyo Hanım bu konuyu takip etti. Böyle bir husus da var. Teyidini de aldım. Zaten genel müdürü çağırmış. Gel bakalım bu nedir? Böyle bir şeyler geldi bize. Hı hı. Ve o bilgi bütün belgeleriyle Cumhurbaşkanımıza ilgili bakanlıklarla, birimlerle birlikte sunulmuş. Hı hı. Hepsi hazır. Ve bunun takibini yap diye tekrar bir ikinci görev aldık. Ve bunu takibini yaptığımız zaman, tekrar görüştüğümüz zaman, o belgelere baktığımız zaman durumun sabit olduğunu gördük ne yazık ki. Şimdi tabii bu çok çok üzücü. Sayın Bekir'im ne amaçla, nerede kullanmak üzere? Şimdi ihracat yapıyor, kendisi öyle olduğunu söylüyor, fabrikası var. Yurt dışında Ukrayna'da bir fabrikası var bildiğim kadarıyla, başka da vardır bilmiyorum. Ben hafiye değilim yani kimsenin ne yaptığını da takip edecek değilim. Benim çalışmam lazım, millete sözüm var. Bu belgeler kapsamında orada ihracat yapıyorum diye bir kredi alıyor. Krediyi alırken de kredi alma şartlarını yerine getirerek alınıyor. Onlar ileriki zamanda konuşulacak, evet daha detaylı olarak ilgili yetkilileri söyleyecektir. Ben oralara çok girmeyeyim. Ve ödeme yapmıyor. 2017'de alıyor. Sonra 2018'de alıyor, 2019'da yani peyderpey alıyor. Birkaç ödeme yapıyor sanırım. Ondan sonra da ödeme yapmıyor. Şöyle bir şey, kendisinin de hani Yavuz hırsız diyoruz ya, bu kredileri almadan önce ya da aldığı süreçler, tam tarihine bakmadım, çıkıyor AKP'li iş insanları işte alıyor. Yandaşlara krediler veriyorlar. İş şansı alıyorlar. Benim bir sorum da oydu, hani devlet bankalarında sadece AK Partilere veya AK Parti'ye yakın insanlara
kredi veriliyor diye sosyal medyada haberlerde bol bol. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Bu bize isnat ettikleri, Cumhurbaşkanımıza, değerli bakanlarına, milletvekillerine isnat ettikleri bu diktatör, ondan sonra yandaşlara sahip çıkıyorlar, diğer insanları yok ediyorlar, onlara fırsat tanımıyor, fırsat eşitsizliği var, demokrasi yok, özgürlük yok, haklarımız, hukuklarımız diyenler, burada bakın muhalefet azılı, hem de azılı muhalefettir kendisi, azılı muhalefet eden bir grup başkan vekiline şeyleri uygun olduğu zaman devlet demek ki veriyor. Evet. Burada bir ayrımcılık yok demek ki. Alamayanlar da şartlar yerine getirilemediği için. Bu kadar açık, yani bu bunun en güzel kanıtıdır. Lütfi Türkkan'ın bunun aldığı ile ilgili bu kredi almasının en önemli göstergesi bu oluyor. Yani söylediklerini çürüten. Şimdi çıkıyor, o videosu da var, yayınladım ben de. Yüzdürüyorlar diyor, yüzdürüyorlar diyor. İşte diğer ülkelerin bankalarının hesaplarından. Kendi yaptığını söylemiş. Kendi yaptığını söyledi. Bu kadar mı olur yani? Bu kadar mı böyle insan fütursuzca, korkusuzca, hiç umursamaz konuşur, umurunda olmaz. Kendini deşifre etmiş. Şimdi böyle yapıyor. Bize isnat etmeye, Cumhurbaşkanımıza, değerli damat dedikleri hazineden sorumlu bakanımıza, her gün bir genel kurulda hakaret ettiği, çıkıp basında konuştuğu, sosyal medyada. Yani çok aşağıdan da aşağı, yani aşağı da bir seviyedir. Kendisi yapmış meğer. Yüzdürmüş. İşte Kırgızistan'a vermiş, Ukrayna'dan atmış, Makedonya'ya, bunların sayısı çok fazla. Gidip kendisi açıklasın. Daha hala bugüne kadar bir ses seda yok. Genel Başkanı Kocaeli'li buradan, ondan da hiçbir ses yok grupta. Değinir diye düşündüm. Çiftlik meselesinde çıktı, konuştu, attı, tuttu, esti, gürledi. Buraya gelince... Bu 128 milyar mevzundaki bu 33 milyonda onun payı var mı vekilim? Hani soruldu ya, 128 milyar nerede? Şimdi hani kendilerini deşifre ediyorlar diyoruz ya. Çıkıp 128 milyar nerede diyorlar. Biz diyoruz ki şurada bakın, bankanın bütün web sitesinde her şey yazıyor. Yok efendim, öyle değil. Muhalefetin bu konuda ekonomiyle ilgili uzman olduğu kabullenmiş tüm Türkiye'de İlhan Kesici, dedik efendim orada dedi, yazıyor dedi. Biz diyoruz inanmıyorsunuz, kendiniz dediniz, kendi kendinizi teşrif ettiniz. Hala 128 milyar nerede? İşte ben de soruyorum, 36 milyar dolar nerede? Yani daha iyi anlamak için, 319 bugünkü kurla 319 milyon TL nerede? Eski parayla 319 trilyon nerede? Şimdi soruyorum, bununla kaç tane yurt yapılır? Kaç tane yangın söndürme, yani hani onlar öyle hesap yaptı ya genel başkanları Sayın Meral. Hani öyle güzel hesaplar yapıyor ya, şimdi hesap yapmak mı iş mesele? Projeyle, çözümle mi gelmek lazım diyor ya, projeye karşı değiliz rantı, onu da söyleyeceğim birazdan. Ya kaç tane yangın söndürme uçağı alınır, kaç tane işte teknolojik olarak İHA SİHA yapılır. Yani hesaplayalım esnafa. Bu Covid sürecinde esnafı mağdur etmemek için devlet bütün imkanlarını en üst noktada kullanmıştır ki ben esnafları geziyorum. Bir agresif, bir şikayet, bir tersleme hiçbir şey yok. O hani kendinin hani gittiği yerlerdeki gibi hiç öyle bir şey yok. Evet, zor günler yaşadık, devletimiz yanımızdaydı ama daha iyi olacağız artık, kapanma bitti diye cümleleri duyuyorum. Spontane giriyoruz. Böyle özel ayarlanmış kişiler tutulmuş, tiyatrolar değil. Emre ve lakin ne kadar işte yurt olur dedik, efendim yangın söndürme uçağı olur, esnafımıza ne kadar kredi olur, bu devam eder gider. Biz bunların hesabını soruyoruz kendilerinden. Şimdi 128 milyar diyorlar, ondan sonra şu kadar jet özel uçağı var diyorlar. Ya kendisi bunları söylüyor, ya biraz utanma olur, grup başkan vekili gibi kendisi de. Bunu söylüyor, bir bakıyorsunuz daha genel başkan. Yani parlamentoda oturduğu zaman en sonda, en küçük muhalefet partisiyken bakıyorsunuz genel başkanın bir jet özel uçağı var ve onun önünden iniyor. Onun önünden iniyor. Bu nasıl bir yamami çelişkidir? Ben milletime havale ediyorum, bakın. Yalan söylemenin şeyini bırak, söyledikleri yaptıkları birbirine uymuyor. Ve o jetle yaptı, bir hesap yaptı yine, kaç tane yurt olur dedi. Ben şimdi o jetin bir daha genel başkanken, daha iktidarda değilken
bunları yapabiliyorlarsa, bu kadar hukuksuz işlerin içine girebiliyorlarsa, milletin hakkını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını böyle kullanabiliyorlarsa, görünen bu, gördüğümüz bu, bir de göremediğimiz ne var arkada demek ki? O zaman bunlar iktidara gelirse neler yapar acaba? Neler yapabilir? Biz 20 yıldır Allah'a çok şükür 16 seçimi birinci parti olarak milletimiz bize işte güvendiği için sandıktan çıkarak biz 20 yılda bu ülkeyi en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Bakın 80 yıllık birikmiş hizmetleri yapıyoruz. Arap saçına dönmüş konuları çözüyoruz. İmar barışı ya, imar barışı, evet. Bir yani çok önemli bir çalışmadır. Sahaya gidiyoruz, diyor ki efendim doğalgazı bağlatamıyorum, imardan şuyum var. İşte şeyim, elektriğimi şuna yapamıyorum. Bir deprem olsa o evler ne olacak? Bunların hepsi için süreç başlatıldı. Yani çok önemli bir aşamadır. Hı hı. Sorun çözüyoruz bir bir, bunu yaparken de ülkenin bütün imkanlarını en iyi şekilde seçim kazanmaya yönelik değil. Seçim kazanmaya yönelik değil. Hem seçimi kazanalım, hem milletimizin ihtiyaçlarını giderin, hem de ülkenin 100 yılını, 50 yılını, 100 yılını sıkıntıya sokmayalım. Öyle aldık biz 20 yıl önce. Birikmiş sorunlarla birlikte aldık. Yani ne yapıyorlardı? Bir araba, bir anahtar, bir ev. Şimdi bakıyorsun diyor ki öğrenciye şunu yapacağım, gence bunu yapacağım, 3600 yapacağım, emekliyi bunu yapacağım, asgari ücreti bunu yapacağım. Ya sen bunu nasıl yapacaksın? Bana söyle. Tamam. Cam, cek, cak, cek. Tamam. E nasıl yapacaksın? Yok. Yani o zaman şöyle mi yapacaksın eski yönetimler gibi? Vereceğim, vereceğim. Bir kere daha seçime geleceğim. Ondan sonra Allah korusun, göstermesin. 17 Ağustos'ta burada yaşadık. Evet. O dönemin başbakanı rahmetli diyoruz. Sayın Ecevit. Ne dedi? Ya yardımlar geldi de ben memura. Evet, ya bu duruma mı gelsin Türkiye? Şimdi biz milletin söylediklerini dinliyoruz, yeni ihtiyaçlarını sahada görüyoruz, yeni ihtiyaçlar hasıl oluyor ve bunlar için biz ülkeyi o zora, o durumlara sokmadan, işte yeni doğan çocuklarımıza borçlu bir ülke, IMF kapılarındaki bir ülke, borçlu olan bir ülke bırakmamak için Türkiye'nin gerçekleriyle milletimizin ihtiyaçlarını karşılaştırıyoruz. Sevgili ki müjdeler geliyor. Biraz önce konuşmanızda dün de Cumhurbaşkanı da söyledi, 3600 ek gösterge. Ya, çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ya Cumhurbaşkanımız söyledi. Şimdi Salı günü Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımızla beraberdik Vedat Bey'le. Sosyal paylaşımımız da var. Hemen gittik. Zaten hani şunu diyorlar ya, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde işte meclis böyle oldu, milletvekilleri güçsüz, bakanlarla görüştüm. Efendim bakanla görüştük, tam orada 15-20 dakika sohbet ettik, artık bitti konuşmamız. Herkes görüşüyor. Bakanlarımızla aradığımız zaman ulaşıyoruz. Çok yoğun bakanlarımız var. Türkiye'nin gündemi çok. O an dönemese bir saat sonra, iki saat sonra dönüyor. Hı hı. Görüşmeler, iletişim kurmada bir sıkıntı yok. Neyse Vedat Bilgin Bakanımız'la anlattık. Efendim sahadayız. Halkın yeni istekleri var. 3600 muhakkak yapılması gerekir. Zaten vaatlerimiz arasındaydı. Zaten kendisi bu memur maaşları ilgili şeyde söyledi. 3600'ü bu yıl içinde yapacağım demişti zaten aylar önce. Dedik 3600 ile ilgili çalışmamız bitmek üzere. Bir bilim kurulu oluşturdum. Bu konudaki iktisatçılardan, ekonomistlerden, işte bu konulara bakan kişiler oluşturdum. 3600 geliyor dedi. Hı hı. Diğer sahadaki talepleri de ilettik. İşte yaşa takılanların intibak süreçleri, işte emekli maaşlarındaki farklılıklar. Bu devam ediyor. Yani hepinizin duyduğunuz şey. Onların hepsi çalışılıyor. Bunlar hani böyle oyalama cümleleri değil, çalışıyoruz, hı hı. yapıyoruz değil. Gerçekten çalışılıyor. Nasıl, ne olacağı, yani nasıl yapılacağı, hı hı. ne kadar olacağı ile ilgili bunların hepsi bir bir müjdeleri gelecek. Şimdi bunu yani şöyle yapmaya çalışıyorlar. Biz dedik yaptı iktidar. Efendim biz milletin içindeyiz. Biz bunu zaten 3600'ü vaat etmişiz ve bunu zaten bakanımız aylar öncesinde açıklamış. Maskelerin önüne 3600 yazarak ya şov, ya şov, ya tribüne oynamak, ya da İşte yalan söyle, peş peşe söyle. Kendi insanları çıktı. Onun da videosu ortaya çıktı. Yani milletim ne olursunuz görün bunları. Ne diyor kadın? Diyor ki Hitler'in propagandası diyor. Hitler'in propagandası. Yalan söyle diyor. Hatta büyük söyle, inanarak söyle ve tekrarla diyor. İnsan inanır diyor. Karşındaki kişi inanır diyor. Bunlar psikoloji oynuyorlar. Hı hı. Ama benim milletim, benim milletimin feraseti,
basireti o kadar güzel ki, terası o kadar güzel ölçülü ki, bunları göreceğine, gördüğüne inanıyorum. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. İşimiz zor, onu da söyleyeyim. Çok güzel bir atasözü beni çok etkiliyor. Diyor ki atalarımız, nasıl demiş? Doğru kendini anlatana kadar yalan bütün dünyayı döner dolaşır. Ona güveniyorlar. Ama her şeyin üstünde bir Allah var Celle Celaluhu. Yani Allah'ın adaleti her şeyin üstündedir. Sen istediğin propaganda yap, istediğin işte algı operasyonunu yap, sosyal medyayı içeriden dışarıdan yönet. FETÖ'lerin yumurta kafalı, sahte isimli, fotoğraflı saldırılarına maruz kalıyoruz. Yalan propagandalarına maruz kalıyoruz. Bir de Biden bunlara destek veriyor sağ olsun. Ben muhalefette bu işi bitireceğim dedi. Özetle mealen söylüyorum. Ama biz her türlü diyoruz ya, içeriden dışarıdan her türlü oyuna, operasyona, saldırıya, şuna buna, biz sahadayız, çalışıyoruz, başımız dimdik yürüyoruz. Ama şunu söylüyoruz, biz dört dörtlüyüz, şunu yaptık demiyoruz. İş yapanın hatası olur. Eksiğimiz, yanlışımız var. Hatalarımız da olabilir. Ama biz samimiyetle, inanarak bize verilen bu görevi hizmet etmek üzere, milletimizi dinleyerek, ona kulak vererek, onunla beraber olarak yapmaya çalışıyoruz. O yüzden yaptığımız şeyleri daha iyi yapmak için yanlışa da yanlış, doğruya da doğru söylüyoruz. O yüzden milletimiz bize inanıyor. Ne olursunuz onların yalanlarına ya da onların söylediklerini birkaç kere teyit edin. Birkaç kere daha teyidini alın, ondan sonra hareket edin diyorum. Sayın Vekilim, şimdi güzel de bir konu var, onu da konuşmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısında zaten duyurdunuz ama izlemeyen izleyicilerimiz olabilir. Çok güzel bir proje, Atatohum projesi. Evet. Devamında da kompost gübreyle ilgili çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Şimdi ben de bir kökeni Kandıra'ya dayanan ve o Kandıra'nın domatesinin, salatalığının, biberinin tadını toprakta çok yalan ayak koşup, çamurda oynayan koşan bir kişi olarak çok beğenerek takip ediyorum bu projeyi. Bununla ilgili gelişmeler var. Dilerseniz izleyicilerimizle de paylaşalım. Tamam. Peki. Şimdi teşekkür ederim. Deminden beri anlattığım hususu hep dedim ya, projelerimi keşke anlatsaydım. Bu Atatohum projesi gerçekten tarımla ilgili tüm projeler beni gerçekten çok heyecanlandıran, böyle yüzüme ışıltı getiren, umutlandıran çok güzel bir çalışma. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızın çok değerli eşleri, hanımefendinin uhdesinde devam eden, yani böyle büyük projeler eğer uhdelerin içine alınmazsa ne yazık ki Türkiye gündeminde yok olup gidiyor. Hanımefendi bu konuda da çok duyarlı, sıfır atık projesinde de aynı zamanda ki gördük, müsilajı yaşadık, yani ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu bu konuların. Atatohum, tarım çok stratejik bir konu, yani bir milli bir mesele, hele şu iklim değişikliğini beraber yaşadığımız süreçte, göçlerin olduğu, yani savaşlardan ve çatışmalardan, bunun yanı bir de iklim değişikliğinden göçlerin olduğu ve Türkiye'nin Avrupa ile Asya'yı bağlayan bir ülke olduğu süreçte bizim bu konular çok önemli. Bu yüzden hanımefendinin de uhdesinde olan bir proje. Şimdi Atatohum nedir? Bizim ona çok kısa değinmek istiyorum. Bizim topraklarımızda, dedelerimizden, yani gidip bir tohum satan yerden değil. Ziraatten alınan değil. Ziraatten alınan değil. Çok eskiden beri ektiğimiz, dedelerimizden, ninelerimizden kalan, kendi tohumunu dalında yaptığımız, sonra kurutup sakladığımız o tohumlar. Yani onları ninelerimiz Kandıra'ya çok gidiyorum. Çatısının arasından çıkardı, gazeteye sarmış, koşuyor. Daha orada anlatıyorum bu projeyi, daha ilk gittiğimde. Ah, dur sayın vekilim dedi, benim çatıda var. Karpuz çekirdekleri getirdim. Evet. Ki onun coğrafi işaretini de aldık. Devam ediyoruz. Bu tip yerel tohumlar dediğimiz, onların duyurusuna çıktık. Hanımefendi bunları toplamamız noktasında projeyi bize tanıttı bir gün kendisi. Ve ben Kocaeli'de başladım. Dediler ki Kocaeli sanayi şehri, ticari şehri, efendim burada olur mu? Hani efendim olur, Kandıra gibi sadece tarımın olduğu. Bırakın Körfez'in arka tarafı, Gölcük'ün arka tarafı, Derince'nin şahane köylerimiz var. Çok güzel topraklarımız var çok şükür. Hala bize o değerlerimiz devam ediyor. Tarımla ilgili hani öyle bitti yok oldu hikayeleri var ya değil. Sanayi ve ticari şehrinde tarım devam ediyor. Hayvancılık devam ediyor. Şimdi oralardan duyurumuzu yaptık ve tohumlar geldi. Bu tohumları hani böyle toplamak plansız değil. Tohum bankalarını kurduk.
var olan bir tohum bankası vardı. Onu dünyanın üçüncü büyük tohum bankasını kurduk. Çok iyi. Bunu da 2011'de yaptık. Cumhurbaşkanımız açılışını yaptı ve oraya bu tohumlar zaten çoğaltılıyor, saklanıyor. Neyse, yani bütün altyapısı var. Bu tohumları şimdiye kadar 491 adet tohumumuzu, şuraya bakayım notlarıma. Evet, 491 adet tohum Kocaeli gibi bir yerden toplamışız. Sadece Kocaeli'den 491. Sanırım toplamda 3000'i geçmiş ki birimler biraz durdurun, ancak incelemelerini yapıyoruz dediler. Çok birikince de sıkıntı olmasın diye. Ağırlıklı olarak ne bu tohumlar? Şimdi yani işte Kocaeli karpuz olduğu için, Kocaeli olduğu için sebze daha çok. Sebze, işte domates çeşitleri, biber çeşitleri, ondan sonra salatalık mısır belki çeşitleri, fasulye çeşitleri. Böyle devam ediyor. Karpuzlar var. Aklıma biberdir, gelen salata. Bamya var. Salatalık zaten. Salatalık o kadar çok ki çok da lezzetli. Hala şey yapıyorlar. Hep Çengelköy salatası derler ama bizim Kocaeli'nin salatası, salatalığı daha iyidir. Telefonum geldi. Rahatsız etmiyor herhalde. Bakıyorum notlarım. Lahana, su kabağı, pazı. Yani sebze çeşitlerinizin aklında ne gelirse hepsi bizim insanımız çok duyarlı. Sayın Bekir, hani, bunun amacı ne? Bunun zaten amacı şu an ziraate gidiyoruz. Tohum alıyoruz. Daha verimli. Hani baktığımızda. Şimdi ata tohumun özelliğini size söyleyeyim. Ata tohum o coğrafyanın içinde binlerce yıl, işte diyorum ya, ekiliyor, dikiliyor, alıyor, tohumu saklanıyor bir dahaki sene. O toprağın bütün dokusuna, o iklimin, iklime göre kendini güçlendirmiş. İşte kuraklık görmüş, sel görmüş, ondan sonra başka yangın yaşamış. O coğrafyanın özellikleriyle, çünkü onlar da değişiyor. Evet. Onların da genetikleri değişiyor bizim gibi. Nasıl bizler de değişiyorsak. Evet. O özellikler içinde taşıyor ve biz o coğrafyada onlarla beslendiğimiz için vücudumuz da onlara çok uygun ve alışkın. Yani o birlikteliği sağlamış. Şimdi onu yediğimiz zaman, bu tohumlardan yediğimiz zaman alerji olmuyoruz. Çölyak rahatsızlıklarımız olmuyor çocuklarımızda, biliyorsunuz. Çok yaygın olan hastalıklar. Kalp damar rahatsızlıkları niye yaygın? Bakın, hibrit, yani ziraattan alınan, dışarıdan ithal alınıp yapılan buğdaydaki oranları size söyleyeyim. Un oranı dışarıdan alınan tohumun %20 un, %80 nişasta. Ama işte siz buğdayına gidin, işte durum buğdayına gidin, bu toprağın coğrafyanın 1000 yıllık, 2000 yıllık buğdaylarına gidin ki Urfa Göbekli Tepe'de buğday taneleri bulundu. O kadar eski. O kadar eski, evet. O kadar eski. Tam tersi. Nişasta oranı %20, un oranı, yani bizim beslendiğimiz E vitamininin olduğu yerde %80. Şimdi niye obeziz biz? Ya diyorum ki, ya az yiyorum ya, az yiyoruz. Herkes diyor ki az yiyorum ama kilo alıyorum. Doymuyoruz. Nişasta olduğu için, şeker olduğu için daha çabuk acıkıyoruz. Daha çok yiyoruz. Bir de besleyici besin değerleri çok düşük. Bir de tadını, aromasını falan, kokusunu anlatmıyorum bile. Şekiller çok güzel. Hani Saraçoğlu'nun yakışıklı diyor, böyle yakışıklı elmalar falan diyor, domatesler diyor. Yani dış görünüş çok güzel. Hepsi fabrikadan çıkmış gibi bir ölçüde. Bir tane üstünde leke yok ama besleyici değeri düşük. Ve tadı yok. Keza tadı yok, kokusu yok. Keza bir de kimyasal gübrelerle, ilaçlarla yetiştirilmiş şeyler. Şimdi ata tohum böyle. Bizim hem vücudumuza hem coğrafyamıza uygun tohumlar, besleyici değerleri, tatları, kokularıyla şahane. Ve bir de verimi de çok güzel. Biz bunu ektik. Şimdi biz bunları verdik. Ben o rakamları söyleyeyim size. 491 adet tohumun 160 adedi yerel tohum olarak bankaya konuldu. Bankada saklanılıyor. Bunlar yani tam tescil edilmiş olanlar. 250 tohum da aynı zamanda yine ata tohum olarak tescil edilmiş, konmuş. Yerel tohum, Kocaeli, ata tohum. Burası Kocaeli için bu Kocaeli, rakamlar. Onu söylemeyi unuttum. İzmir'den sonra en fazla tohum veren ve tescillenen, yani ata tohum olarak, yerel tohum olarak tescillenen Kocaeli. Sanayi ve ticaret şehri, altını çiziyorum. Evet. İzmir tarım şehridir. Turizm kesinlikle ve tarım şehridir. Evet. Ve Kocaeli geliyor. Ve daha bir sürü tohum bekliyor. Devam ediyor. Şimdi bu tohumlardan kaç tanesi tescillendi? Zaten hemen verir vermez. Kandıra, kıl biberi, kandıra biberi, kandıra, kandıra, salçalık biber. Çok canım istiyor şu an. Devam ediyorum. Kandıra, anka domates, sonra turuncu domates,
çeri domates dediğimiz iki domates. Bir domatesimiz daha var, bekliyoruz. Bir de fasulyemiz var. Mesela Eselerin marulu da güzeldir sayın vekilim. Marulu, soğanı, Eseler köyünü. Hemen not alıyorum. Hemen. Buradan böyle yöresel. Duyuruyu da yapalım. Duyuruyu da yapalım, kamera burada. Yine de siz tohumlarınızı saklayın, bana getirin. Ben onları ulaştırırım. Yani biraz da böyle Kocaeli'ye ayrıcalık tanıma noktasında da biraz süreçleri de hızlandırırım. Biz birinci olalım. Kesinlikle. Marulu da notumu aldım. Şimdi 57 üreticimiz tarafından 57 tane çiftçimizden bunları eken kişiden almışız. Yani 57 kişi vermiş Kocaeli'de. Şimdi bunları biz ne yaptık? Bu ilk önce biberleri yine hanımefendi dedi ki tohum toplamakla olmaz. Bunları ekelim, dikelim. Ve ekildi, dikildi ve büyük marketlerde Anadolu'dan diye standlarda bu ata tohumları satılıyor ki Kandıra biberi diye satılıyor üstünde. Evet, Kandıra biberi. En iyi reklamdır. Kesinlikle. Kandıra biberi. Hani coğrafi işaretten öte tescillenmiş Anadolu toplayan ata tohum diye, Anadolu'nun tohumu diye tescillenmiş ürünlerimiz satılıyor. Hı hı. Şimdi bu baharda, ekim dikim döneminde de bu tohumlarımızı Tarım Bakanlığımız, İl Tarım Müdürlüğümüz vasıtasıyla 3000 fide haline getirdi. Hı hı. Gönüllü kadınlarımız, içinde erkeklerimiz de var ama çoğunlukla kadın olan, bunları dağıttık. Beraber ektik, hatta ben de gittim. Hatta benim küçücük böyle bir hobi bile denilemez, çok küçük bir yer var, oraya da gittim. Annem sağ olsun çok meraklı. Dediler ki işte ata tohum verimi düşüktür. Ondan sonra zararlılarla nasıl mücadele edeceksiniz? Çok güzel verim verdi ki ben tarım bilmem, yani çiftçi değiliz biz, artık YouTube'da okuyoruz. İl Tarım Müdürlüğü'nü arıyoruz, nasıl yapacağız? İşte mesela bir bitlenme oldu. Onunla ilgili de kesinlikle kimyasal kullanmadık. Bize işte herkes bilir, yani ilgili olan kişiler, sirke, sarımsak, ne vardı, bir şey daha vardı, onları sen karıştırdık, kırmızı pul biber sıktık falan. Yani çok güzel, hala domates veriyorlar. Çeri domates hele çok şahane, çok güçlü ki onu söyleyeyim, dediler ki çeri domates yani gerçek ata tohum değil herhalde çeri domates. Hayır, domatesin aslı küçüktür. Evet. Sonradan onlar geliştirilerek işte hibrit dediğimiz şey. Hibriti de altını çizim, kavram kargaşası var. Hibrit aslında kötü bir şey değil. Hibrit iyi tohumları birbirine göllemek sonucunda oluşan yeni, daha üst kalite bir ürün demek. Genetiğiyle oynanmış olanlar, tehlikeli olanlar. Sayın Vekilim, çok fazla vaktimiz kalmadı. Çok uzun kalmadı. Anlatıyorum. Hayır, peki. Hayır, çok keyifli bir sohbet ama maalesef şimdi, vaktimiz sınırlı. Bu kompost gübreyle oraya ilgili geçelim. Olan kısmı da bir tamam. Aktaralım. Buradan bu 16 çiftçimiz sağ olsun 800 kilogram ürün aldılar. Bunları tohuma çevirdiler. Şimdi bu her dönem devam edecek. Şimdi gelelim. Bunu yaparken dedik ki yani gübreye ihtiyaç var. Evet. Bu süreçte kimyasallarla toprağımız ne yazık ki mikroorganizmalardan, organik maddelerden yoksun hale gelmiş. Zararlar çoğalmış. O yüzden sıfır atık projesi kapsamında daha az çöp çıkartmak adına, hem de doğal toprağın yeniden hayata kavuşması, kurtulması, bu kimyasallardan temizlenmesi için organik gübreyle bir araya getirelim dedik. Çok bir güzel. Kompost projesi. Bunu nasıl yapalım? Öyle bir proje yapalım ki buradan hem daha az çöp çıkartalım, hem de buradan milletimizde bir ücretsiz, bila bedel gübre sahibi olsun. Şimdi şöyle yapacağız. Pazar bitiyor. Kalan atıkları görmüşsünüz. Onları toplayacağız. Belediyelerimiz buna tam destek verdi. Belediye işçilerimizle birlikte toplayacağız. Gönüllülerimiz var, bizi arıyorlar. Sosyal medyamıza yazıyorlar. Ben gönüllüyüm. Gıdalarımız çöpe gitmesin, çöp olmasın, toprağıyla buluşsun diye. Gönüllülerimizle birlikte onları ayıracağız. Belediyelerimiz geleneksel yöntemlerle bunu kompost gübreye çevirecekler. Bu konuda bir bilim kurulu var. Bu konuda uzman olan ziraat mühendisleri var. Kompostla ilgili onların takipleriyle birlikte. Fabrika yöntemleri değil, geleneksel yöntemlerle. 6 ayda zaten gübre oluyor. Ve bunları çiftçilik yapan kadın çiftçilerimize,
genç çiftçilerimize ve tüm çiftçilerimize bilabedel dağıtacağız. Hı hı. Ne olacak? Bu Kocaeli'de bir kere daha az çöp çıkacak. Evet. Sıfır atık olacak. Sıfır atık. Sıfır tabii atık. Yani çöp miktarını azaltacağız. Değerlendirmiş olacağız. Aynı zamanda toprağın içindeki mikroorganizmalar, yani bizim bağırsak floramızdaki bizim besinlerimizi şey yapan, enzim yapan, onları vücudumuza yararlı hale getiren toprak da aynı şekildedir. O hale getireceğiz ve beraberinde de çiftçilik yapan kişilere vereceğiz. Ve ürün çok daha lezzetli olacak, çok daha besleyici olacak, ürün miktarı artacak. Her şeyle doğal. Yani kimyasal bir ilaca da ihtiyaç olmayacak doğal olduğu için. Şimdi bunun duyurusunu buradan yapmak istiyorum. Tabii. Bu konuya gönül vermiş kişileri de davet etmek istiyorum. Eğer siz çevreye duyarlıysanız, toprağı seviyorsanız, tarımla bu işlerin, ülkenin önü açılacağını, hepimizin daha sağlıklı ve mutlu, huzurlu olacağımıza inanıyorsanız bu projemize gelin destek verin. Gelin bizimle birlikte pazarda gıdaları ayıralım. Onları işte kompost yapacağımız yerlere götürelim. Ben bizzat gideceğim. İlk bulduğum her fırsatta gitmeye çalışacağım. Bu konuya destek vermenizi sizden... Ne zaman başlıyor Sayın Bekir? 11 Ekim. 11 Ekim'de. Yani bu pazartesi ticaret odamızda saat 13'te. Hem tanıtımımızı yapacağız hem de ilk eğitimimizi vereceğiz. Ebru Baybara Demir'e buradan değinmeden geçmek istemiyorum. Gerçekten bu projeyi yerelde yaygınlaştıran, uygulanabilir hale getiren, bu konuya gönül vermiş değerli bir kardeşimiz. Adana'da, Mersin'de uyguladı, çok başarılı oldu. Burada Kocaeli'de de devam edeceğiz kendisinin liderliğinde. Bu tohumlarda da büyük bir katkı, evet yerel bizim üreticilerimiz ama aynı zamanda Nardane Kuşçu'ya da değinmek istiyorum. Onda çok güzel tohumları var. Bize verdi, bu konuya gönül vermiş çok değerli bir ablamız. Tohumculuğa, tarıma, iyi tarıma çok gönül vermiş bir ablamız. Ona da teşekkür ediyorum katkıları için. Bir sosyal medyamız var. Kocaeli Doğa, Doğal diye. Instagram hesabımız. Hemen bir kontrol edeyim yanlış söylememek adına. Kocaeli Doğal Instagram sayfasına yazabilirler. Ben gönüllü olmak istiyorum ve bu projeye katkı vermek istiyorum. Hemen bir not daha bakıyorum. Dakikalar bitti ama biz sadece bunu burada bırakmayacağız. Evet. Bir kadın kooperatif kuruluyor. Bu konuya hani kooperatiften gelir elde etmek değil. Buradan hepsinin ihtiyacı olmayan kadınlarımız buradan elde ettikleri gelirlerle işte hem atatohum yetiştirecekler hem kompost gübre yapacaklar, çocuklarımıza tarım yaptıracaklar, işte eğitimlerini verecekler, bunları marka ürünlere çevirecekler. Buradan elde ettikleri gelirleri de ihtiyaç sahibi çocuklarımıza eğitim bursu verecekler. İşte çok güzel. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. Sadece böyle hani hayır işine yönelik. Buraya da dahil olmak isterseniz bizim kapımız açık. Benim sosyal medyalarıma yazabilirsiniz, beni arayabilirsiniz. Kocaeli Doğal Instagram sayfasına yazabilirsiniz. İlçe Tarım Müdürlüklerine gidebilirsiniz. Bütün kanalları kullanabilirsiniz. Yeter ki ben gönüllü olmak istiyorum. Tarım gerçekten milli servetimiz. Tohumlar bizim milli servetimiz. Atalarımızdan bize miras. Doğa Kocaeli ile el ele diyorum. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum inşallah. Kolaylıklar diliyoruz. Bizler de güzel işleri böyle bol bol ekranlarımıza, izleyicilerimize buluşturacağız diyelim. Katılımınız için. Sosyal medyadan yazanlar çok var. Yazan çok oldu. Kısa. Evet. Mithat Yalçın hayırlı cumalar demiş. Ömer Özbektaş yolunuz açık olsun sayın vekilim size söylemişler. Sağ olsun Ömer abi. Merve Günay hayırlı sabahlar iyi yayınlar. Sayın vekilim her anlamda başarılar. Çayırova olarak Hanım, gurur duyuyorum demiş sizinle. Teşekkür ederim. Habibe Demiroğlu keza öyle. Servet Günay keza öyle. Hepsinin size selamları, başarıları var. Nebat Keser'de hayırlı yayınlar demiş. Herkes. İyi ki varlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler haftanın son gününde AK Parti milletvekili, Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu bizimleydi. Birbirinden güzel projelerini aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün de yalnız bırakmadığınız için. Bizler pazartesi günü saatler 8.30'u gösterdiğinde yine TV41 ekranlarında güne başlayacağız. Umarım siz de orada olursunuz diyoruz ve hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın efendim.